Ekibimiz Artvin'de Öner İşitme Merkezi'ne konuk oldu. İşitme merkezindeki uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla Artvin'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren bir sağlık kurumuna, Öner İşitme Merkezi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda odyometri uzmanımız Gülşen Dede ile birlikteyiz. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben size çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi özellikle sağlık sektörü bununla alakalı ve daha birçok konuya dair bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle odyometri nedir? O konu hakkında biraz bilgi alarak başlayalım. Odyo ses demek, metre ölçüm demek, odyometri ses ölçümü demek. Biz buraya gelen vatandaşların işitme testlerini yapıyoruz. İşitme testine uygun olarak da işitme cihazı uygulaması yapıyoruz. Kişiye farklı farklı cihazları uyguluyorum, işitme testine uygun. Hasta hangisinden memnun kalırsa onu alıyor. İşitme cihazının ses kalitesi çok önemli. Hastanın memnuniyeti bizim için çok önemli. %100 verim alana kadar uğraşıyorum. Tabii ki kişi her markadan memnun olabiliyor. Ama önemli olan oradaki kişinin duyması değil. Bütün cihazlarla duyuyor. Önemli olan anlaması, anlamasını en iyi kılabilmek için farklı farklı modelleri deneyip en iyi hangisiyle duyarsa onu veriyoruz. En doğrusu hangisiyse onu veriyoruz. Çünkü burada özellikle bildiğiniz muayene yapılıyor. Öyle değil mi? Evet. Bu anlamda tabii ki kişiye özel bir çalışma olmuş oluyor. Tabii Almanya'da yaptırdığım cihazlar var. Buradan hastanın kalıbını alıp yurt dışında montajını yaptırıyorum. Gayet de güzel oluyor. Daha güzel. Sorun yaşamıyorum hastalarımla. 500'ün üzerinde hastam var. Memnun olmayan hastam yok çok şükür. Hasta memnuniyeti önemli bizim için. Kesinlikle. Tabii burada Öner İşitme Merkezi olarak bir marka haline geldik. Özellikle bu sağlık sektöründe bir güven olgusu gerekiyor. Aslında tüm sektörlerde gerektiği gibi bu sektörde de güven olgusu çok önemli. Ve siz bunu sağladınız, bunu başardınız. Bunu nasıl başardın? Ben 11. yılımdayım. Ege Üniversitesi mezunuyum. İzmir'de, Antalya'da, Trabzon'da çalıştım. Çok güzel işitme cihazı ayarlaması yapıyordum aslında. İşitme cihazı satmıyordum. Burayı açtıktan sonra satmaya başladım. Ayarda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Önemli olan da ayarın olduğunu düşünüyorum. Sorun yaşamıyorum yani. Sıkıntım yok çok şükür. Ve bu anlamda tabii ki feedbacklerde olumlu olunca, geri dönüşümlerde olumlu olunca sonuçta şu anda bir marka haline geldik Artvin'de. Bu anlamda tabii ki çalışmalarımız devam edecek, hizmetlerimiz devam edecek, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Peki bu sektörde sadece sağlık sektöründe değil, her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe birçok sorunu var. Siz ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Kendime ait sorunum yok. Devlet tek cihaz ödemesi yapıyor. Bu konuda sıkıntımız var. Bunu dile getiriyoruz dernek olarak da. Çift cihaz ödemesi olursa en azından çok memnun olacağız. Zaten devlet 500 lirasını karşılıyor cihazların. Her hastanın çift görmeye hakkı varsa çift duymaya da hakkı vardır. O yüzden çift cihaz diyorum. Devletten de bunu istiyorum. Çift cihaz ödemesini yapsın ve bütün hastalarımız her şeyi duymak değil, anlasın. Çünkü çift cihaz taktığında her sesi duyup anlıyorlar. Bunu istiyorum. Tabii sadece burada hizmet vermiyoruz. Bu anlamda birçok hastamız var. Sadece Artvin'deki Artvin halkına hizmet vermiyoruz. Öyle değil mi? Tabii. Benim çok il dışı hastam var. Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'dan hastalarım var. Konya'ya verdim en son. Kişi şahıs üzerine geliyor. Aslında önemli olan bir marka değil. Kişi kendini çok iyi yetiştirdiğinde, çok iyi bir uygulama yaptığında il önemli değil. Buradan nasıl insanlar İstanbul'a gidiyorsa İstanbul'dan da geliyor. Hatta bunun bir haberi olmuştu benim için. Samsun'dan gelen hastaların bir haberi yapılmıştı. Geliyor. O da hani tecrübeyle alakalı. 10 yılımı verdim. Firmada herkes beni tanıyor. Türkiye'de birçok insan beni tanıyor. O nedenle
yol düşünmeden kalkıp geliyorlar. Kesinlikle. Çünkü işin ve sonucunun iyi olacağını bildiklerinden dolayı sizi tercih ediyorlar. İnşallah bundan sonra da tercih edecekler. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ve güzel sohbet için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Artvin'e gelin, boğa güreşlerine gelin, beni de ziyaret edin kahvemizi için. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız sırmızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.